Merhaba. Bugün sizi erik ağacı manzaralı balkonumda ağırlamaktan keyif duyduğumu belirtmek isterim. Ses egzersizleri videomun altında o kadar çok kişi bana sesim normalde kötü, bunları yaparsam güzelleşir mi, şarkı söylemek sonradan öğrenilir mi? Ya da işte bir iki gün yaptım henüz bir değişim yok, 2 haftadır yapıyorum sesim hala kötü gibi şeyler dediğiniz için bu konuda bir açıklık getirmeye geldim. Öncelikle ben kesinlikle bu konuda uzman birisi değilim. Ben kendim şan eğitim alıyorum ama bununla birlikte yıllardır yaptığım araştırmalar ve pratikler sonucunda edindiğim bir takım bilgiler var ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ben de. Eğer söylediğim şeyler arasında yanlış olan veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, bu konuda bilgili biriyseniz mutlaka aşağıya yazın. Beni daha çok bir abla ya da bir arkadaş gibi görebilirsiniz, size tavsiyelerde bulunan. Ve şimdi size sorunuzun cevabını vereyim. Şarkı söylemek sonradan öğrenilebilir mi? Kesinlikle evet. Bu evet ilk olarak benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak verdiğim bir cevap ama bununla birlikte tabii ki bu videoyu çekmeden önce bir oturup araştırdım emin olmak için. Aksi bir cevaba ulaşmadım. Bununla birlikte şan eğitmenime de sordum böyle bir şey hani olabilir mi diye. O da dedi ki neden olmasın. O yüzden size evet demeye geldim. Evet, şarkı söylemek sonradan öğrenilebilir. Ses sonradan güzelleşebilir. Ben şarkı söylemekten keyif alan bir insanım ve çok küçük yaşlardan beri şarkı söylüyorum. Ve eski ses kayıtlarıma baktığım zaman sesimin pek de güzel olmadığını görüyorum. Sahip olduğum özellik, ki bu da yine benim üzerine düşmemle gelişen ve sonradan edinilebilecek bir özellik, benim kulağımın olmasıydı. Bu ne demek? Doğru notayı verebilme özelliğine sahip olmam demek. Bunun dışında sesim, şimdi size birkaç kayıt hatta göstereyim, pek iyi bir ses değildi aslında. Yıllardır yaptığım pratiklerim ve şu an aldığım eğitimin sonucunda en son almış olduğum kayıtı dinlettiğimde aradaki farkı çok net görebileceğinizi düşünüyorum. İçimde bir şeyler yapmaya dair bir heves, bir ilham var. Ben yavaş öğrenen biriyim, kendime ürkek diyebilirim. Ben koşan uzaklara kaçar mıydım bu dünyadan? Bir bilen yok, bir bilen yok. Ailem mesela bana şey derdi, yani hani sesin kötü değil ama böyle bir garip söylüyorsun derdi. Aslında o gariplik ne biliyor musunuz? Benim sesimi doğru yerden doğru şekilde çıkarmamam. Ki şan eğitiminin en gerekli olma sebeplerinden birisi zaten size sesinizi bulmanızı sağlar. Çünkü biz şarkı söylerken genelde biz doğru yerden söylemeyiz, doğru teknikle söylemeyiz. Yani vücudumuz için, bizim için doğru olan yerden söylemeyiz. Ve şan eğitmeni bize bizim için doğru olan, doğal olan sesi bulmamızı sağlar. Ancak ben
ben eski kayıtlarımda garip bir yerden söylüyormuşum. Bana ait olmayan bir sesi çıkarmaya çalışıyormuşum gibi. O yüzden de kulağıma ses kesinlikle güzel gelmiyor. Nefes kontrolüm hiç doğru değilmiş vesaire. Şimdiye gelirsek ben şu anda hala tam olarak doğru sesi bulmuş değilim. Bu yüzden eğitim alıyorum ve eğitimimin daha başındayım. Ve bu devamlı kendi geliştireceğim bir şey. O yüzden ben yıllarca eğitim alıp yıllarca sesimi geliştirebilir ve her seferinde kendime dair yeni bir şey keşfedebilirim. Eğer kulağınız varsa, yani duyduğunuz notanın aynısını çıkarabiliyorsanız ancak sesiniz iyi çıkmıyorsa, bunun nedeni nefesinizi doğru kullanmıyor olabilirsiniz, sesinizi doğru yerden çıkarmıyor olabilirsiniz, ses aralığınızın dışında bir yere ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Henüz ses aralığınız o kadar geniş değildir. Bunları çözmenin yöntemi bu bilgileri edinmek, bu teknikleri öğrenmek. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki de şan eğitimi gerekli. Şan eğitimi neden gerekli? Özellikle birebir neden gerekli? Çünkü hepimizin farklı bir vücudu, farklı bir ses var. O yüzden kendimiz için doğru yöntemi ve doğru sesi bulmamız için başımız da bize özel bir eğitim almamızın çok daha faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bunu birebir ben yaşadığım için söylüyorum. Ben internetten devamlı videoları izlerdim. Kendimi geliştirmek için nefesi nasıl almalıyım, sesi nasıl çıkartmalıyım. Ancak bir ay eğitim aldığımda dahi hiç öğrenmediğim, hiç fark etmediğim, hiç kendime dair keşfetmediğim şeyler öğrendim. O yüzden benim tavsiyem, eğer ki gerçekten sesinizin güzelleşmesi konusunda istekliyseniz şan eğitimi mutlaka ama mutlaka almanız. Diyelim ki şan eğitimi hiç, yani mümkün değil şu an, öyle bir fırsatınız yok. O zaman kendi kendinize de yapmaya başlayabilirsiniz. Ya sadece şöyle bir sıkıntı olabilir. Eğer yanlış bir teknik uyguluyorsanız ve onun doğru olduğunu zannederek devamlı onu pratik ediyorsanız yanlış bir alışkanlık edinebilirsiniz. Ki bu benim yapmış olduğum bir şeydi. Devamlı sesimi buradan söylemeye alıştığım için sesi yukarıya çıkarmakta derslerde biraz sorun yaşadık. Çünkü ben o kadar alışmışım ki buradan söylemeye ve bunu doğru zannederek yapmışım ki sesi yukarıya çıkarmam gereken notalarda dahi burayı sıkıştırarak söylemem gibi sorunlar yaşadık. Dolayısıyla kendi başınıza bu pratikleri yaparken yanınızda birisi hayır öyle değil, o şekilde yapmayacaksın şeklinde aslında sizi uyarması lazım. Yoksa dediğim gibi yanlış pratik yapabilirsiniz. Boğazınızın acımadığından, sesinizin zarar görmediğinden emin olduğunuz şekilde pratik yapmanız lazım. Çünkü bunlar bir kas. Yani evde yoga yaptığınızı düşünün ama bir anda böyle son seviye, en üst seviye derslerden birisini yapmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen sakat kalırsınız. O yüzden burada da kaslar var ve onları geliştirmemiz lazım ve bunu adım adım yapmamız lazım ve doğru bir şekilde yapmamız lazım. Yine bu konuda eminim çok iyi videolar vardır internette ve bir başlangıç olarak bunlarla başlayabilirsiniz. Mesela benim koymuş olduğum ses egzersizleri videosu kesinlikle sesinizin aralığının genişlemesine ve ses kontrolünü edinmenize yardımcı olacaktır. Peki bu ne kadar süre olacak? Bu tamamen aslında size bağlı. Ama çok çabuk olabilecek bir şey de değil. Eğer ki daha önce hiç şarkı söyleme deneyiminiz yoksa, hiç ses egzersizi yapmadıysanız bir iki egzersizle mucizevi bir değişim tabii ki de beklememeniz lazım. Birazcık sabır isteyen bir şey çünkü hiç kullanmadığınız kaslar orada böyle yıllardır kullanılmamış duruyorlar ve siz onları kullanmaya başlayacaksınız. O yüzden kendinize birazcık zaman tanıyın. Ama bana inanın ki kesinlikle ve kesinlikle eğer azimli bir şekilde, düzenli bir şekilde devam ederseniz gerçekten gelişecektir sesiniz. Diyelim ki kulağınız da yok. Yani bir notayı duyduğunuz zaman yanlış notayı çıkarıyorsunuz. Şarkı doğru notayla söyleyemiyorsunuz. Bu sonradan öğrenilebilir bir şey mi? Kesinlikle evet. Doğru notayı tutturmak için yapmanız gereken şey yine pratik. Aslında bütün her şeyin altında yatan şey pratik. Ve yeterli pratiği yaptığınız zaman bunu kesinlikle öğreneceksiniz. Benim çevremde benimle beraber şarkı söyleye söyleye müziğin içinde bulunarak kulağını çok fazla geliştiren insanlar var. O yüzden bizzat gözlemlememin dışında da uzmanlar bunun öğrenilebildiğini söylüyorlar. Ki ben mesela son zamanlarda yaptığım pratikler sayesinde şu anda notaları daha perfect pitch, yani tam doğru nokta duymaya çok daha yaklaştığımı, hala kendimi bu konuda geliştirdiğimi fark ediyorum. Eğer şarkı do notasıysa ama siz sol veriyorsanız mesela, onu do'ya çekmenin yöntemi devamlı şarkı söylemek, bu egzersizleri yapmak, doğru nota egzersizlerini, bol bol müzik dinlemek. Yani aslında şey bir algı var insanların üzerinde, işte hani güzel bir sesle doğarsın ve insanlar hep ne kadar yeteneklisin, keşke benim de sesim güzel olsaydı der. Yani benim açımdan ben güzel bir sesle doğmadım. Ben eğer müzikle hiç ilgilenmeseydim, hiç şarkı söylemeseydim şu an güzel bir sesim olacağını zannetmiyorum. Belki kulak konusunda biraz yetenekliyimdir diye zannediyorum ama bunun da çok küçük yaştan beri ilgilenmemle oluşabileceğinin de farkındayım. Dolayısıyla eğer güzel sesli insanlar duyup içerleniyorsanız, yani sizin de sesiniz güzel olabilir. Siz de şarkı söyleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey bunun için
pratik yapmak. İşte önemli noktalardan birisi pes etmemek. Hemen bu gelişen bir şey değil. Yani ben kendi sesimi geliştirebilmek için gerçekten yıllarca uğraştım. Ses egzersizleri videomun altında mesela işte bir haftadır yapıyorum hiçbir etkisini göremedim diyen insanlar var. Sen hayatım önce hiçbir egzersiz yapmadıysan bir haftada yaptığın ses egzersiziyle böyle inanılmaz bir ses değişimi, inanılmaz bir gelişim tabii ki de olmayacaktır. Ama düzenli devam ettiğinizde, doğru teknikle devam ettiğinizde ki özellikle söylüyorum eğitim alırsanız mutlaka sesiniz güzelleşecektir. Kimse nedense bunu kimseye söylemiyor ama ben bunu bizzat deneyimlemiş birisi olarak söyleyebilirim. Şarkı söylemek öğrenilebilen bir şey. Bunu söylemek istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Size de aslında sadece bunu söylemeye geldim. Dediğim gibi eğer yanlış söylediğim bir şey olduysa ya da eklemek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka şeye yazın. Çünkü ben de hala bu konuda bir öğrenciyim. Yaptığım tek şey aslında şu anda sizi gaza getirmek yani. Gidin pratik yapın ve şarkı söyleyin. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Yine merak ettiğiniz, sizinle paylaşmamı istediğiniz konular varsa yorum olarak yazın. Ben de sizin sorularınız üzerine araştırıp geleyim. Hatta beraber öğrenmiş de oluruz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.